Evet gençler, yeni bir videodan herkese selamlar. Rust D blok böyle şöyle toptan bir güncelleme duyuru videosu yapacağım. Biliyorsunuz bir süredir Rust'la alakalı video çekmiyordum, ara vermiştim. Stok video izlemeye devam ediyorsunuz. Hatta şu anda stoklar bittikten sonra yeni çektiklerim gelecek. O ara verdiğim dönemde İki tane büyük update gelmiş. İkisini birden bu videoda hepsini sizlere anlatarak, inceleyerek çekmek istedim. Başlamadan önce abi blog kanalım çıkmıştır. Videonun başında kartlar vardır. Tıklayıp abone olursanız çok çok sevinirim. Aynı şekilde bu kanalda abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız harika olur. Şimdi ilk update'imiz takım update'i. Şu şekilde takım sistemi geldi oyuna, zaten oynayanlar biliyordur. Top menüsünden işte birbirinize istek yollayıp şuradan kabul edip ya da kabul etmeyip takım oluşturabiliyorsunuz. Takım oluşturmak güzel bir şey oluyor çünkü birbirinize, daha doğrusu birbirinizin nerede olduğunu görebiliyorsunuz vesaire, ya da aynı kostümden adamlar olursa hanginizin sizden hangisinin düşman olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve aşağıda işte bakın gözüküyor takımdan kimler açık vesaire, online falan. Hani güzel bir şey olmuş, minimap'ten böyle takip edebiliyorsunuz. Güzel bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim. Biz Şaban'la oynarken keza kullanıyorduk zaten. Bir diğer güncelleme Watchtower, ben bunu çok beğendim. Biliyorsunuz modlu da oynarken şöyle surun içine ben upuzun kuleler dikiyordum, gözlem kulesi yapmak için, ve çok maliyetli, masraflı oluyordu. Sonunda Watchtower, yani işte nişancı kulesi diyebilirsiniz. Gözlem kulesi tam yakışmıyor çünkü Watchtower'ın Türkçe karşılığı silahlı gözlem kulesi gibi bir şey. Hani biz nişancı kulesi diyelim. Böyle bir kule var ve ben bunu bir serverda hurda kasarken buldum. Yani bulunabilen bir şey, zor bir şey değil. Blueprint'i bulunuyor daha doğrusu. Sonra yanlış hatırlamıyorsam, evet bakın buraya yazmış, 75 scrub araştırabiliyorsunuz, 2000 odunla da yapabiliyorsunuz diyor. Bu şekilde dikip surun içinden buradan çıkıp abi, atıyorum helikopter düşürdünüz, airdrop şeyi attınız, böyle abi etrafa bakarsınız. Bence çok güzel bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Ve benim dediğim gibi, sen ne demiştin abi testlere geldiği zaman, hatta testlere gelmeden önce de demiştim. Testere gibi bir şey geliyorsa eşitlik olması bakımından kaya kasmak için de darbeli matkap tarzı bir şey getirmeye lazım demiştim ve Jackhammer darbeli matkap getirmişler oyuna. Karakoldan satılıyor yanlış hatırlamıyorsam, bunu oradan alabilirsiniz veyahut da loot alanlardan muhtemelen çıkıyordur. Drop'tan falan da çıkıyor olabilir. Daha önce oyunda kullanma şansım olmadı ama testereyle benzer bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer güncellememiz Kompas, yani pusulamız. Zaten bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur, oynayanlar biliyordur. Aynı Fortnite'daki gibi yukarıya bir pusula geldi. Yani artık düşman hangi taraftan geldiğini takım arkadaşınıza söyleyebileceksiniz. Veyahut da evinizden, ya da mesela atıyorum airdrop gördünüz çok uzakta, evinizden ağır koşuyorsunuz, hangi yöne doğru koştuğunuzu bakabileceksiniz. Kullanışlı güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Monument puzzle'larla alakalı switch'lere eklemeler yapmışlar yanlış bilmiyorsam. Çünkü ben Monument puzzle daha önce yapmadım, oynamadığım için çok bir bilgim yok. Bunu bilen arkadaşlar zaten anlamıştır. Onun dışında suda şöyle bir gerçekçilik şeyleri var ama yani hiç gerçekçi olduğunu söyleyemem. Şu birleşim noktalarının gerçekten gerçekçi olduğunu söyleyemem. Hala yapamamışlar. Ambiance Occlusion Update. Abi gitgide gölgelendirmeyi güzel yapacağım diye karartıyorlar galiba. Ve ben sevmiyorum karartılmış olmasını. Bakın şu hali çok güzel. Şu kararmış hali hiç güzel değil bak. Kararmış, açık. Açık hali çok güzel. Karardıkça abi oyun kötüleşiyor ama hala karartıyorlar. Yani hoşuma gitmedi gerçekten bu. Beğenmediğim bir update. Biz aydınlık olsun diye uğraşırken onlar karartmaya devam ediyorlar. Bir diğer update Bandit Town. Bandit Town'un detaylı incelemesini bir sonraki sekmemizde zaten yapacağım. Videonun ilerleyen dakikalarında şimdilik şöyle bir görsellerine bakalım. Bandit Town adı altında bir yer geldi Rasta. Bu şekilde görsellerini görebiliriz. Bence çok güzel olmuş.
Tam rasta yakışan böyle eski yıkıntılarla dolu bataklık bir yerleşim alanı. Bandit Town şu şekilde. Ana base burası. Böyle güneş batarken mi doğarken mi artık bilmiyorum. Gördüğünüz gibi güzel bataklıkların içine kurulu bir alan getirdiler. Bu alanın daha ne olduğunu dediğim gibi ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Onun dışında çevredeki yapıların içine artık daha gerçekçi şeyler koyacaklar. Nedir bu koltuk, eski kitaplar, çöp kutuları, eski kıyafetler. Bu ne abi? Bir işe yarıyordur ama ben bunu bilmiyorum. İşte bayraklar, buradan uzak durun. İşte çıplaklar hoş gelmedi yazısı vesaire. Eski lambalar, saksılar, tarım aletleri, eski sandalyeler, çanak çömlek, işte çarklar vesaire böyle güzel, gerçekçiliği arttıran detaylar gelmesi güzel. Onun dışında Jackhammer'ın yani darbeli matkabın işte kaplamalarla alakalı şöyle bir modelimiz var. Hatta 3D şöyle bakabiliyoruz arkadaşlar. Biraz yüklensin tamamen. Şu üstteki çizgi yüklensin aynen. Şu an tam hali bu şekilde. Hani güzel uğraştıkları belli ama şu gölgelendirme olayını biliyorsunuz. Hem çok fazla FPS düşürüyor gölgelendirme olayı. Hem de inatla daha karanlık yapmaya devam ediyorlar. Hoş bir durum değil. Neyse abi C4'ün modellemeleri değişmiş. Daha gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. Böyle küçük ayrıntılarda yani küçük cisimlerde çok güzel modelleme yapıyorlar ama çevre modellemesini yapamadıklarını benim kişisel fikrim olarak söyleyebilirim. Antradyosun Alpha'nın modellemesi çok çok güzel olmuş bence. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bu update'ten bu kadar. Aslında bu update'i benim bir ay önce çekmem gerekiyordu. Fakat dediğim gibi YouTube'a bir ara vermiştim. Stok video izliyordunuz. O yüzden çekmeye fırsatım olmadı. İkinci gelen update bundan hatta bu 2 ay önceki update'miş. Bu bir ay önceki ben bayağı ara vermişim ya. The Bandit Town update. Az önceki o bataklık yeri Bandit Town'un ne işe yaradığını şimdi hep beraber göreceğiz. Yine Bandit Town'la alakalı şöyle burası bu arada kazinosu hepsini anlatacağım abi. Gösteriyorum. Şimdi burada Bandit Town'da shoplar var. Buradan abi craftlanamayan silahları Black Market'ten alabiliyoruz. Bu ne demek? LR300 biliyorsunuz. Tam otomatik taarruz tüfeği. Ya da M92 drop'tan vesaire düşer biliyorsunuz. O tür şeyleri craftlanamayan silahları buradan alabiliyoruz. Bu amcadan alabiliyoruz. Veyahut da bazı itemlerimizi scrap karşılığında satabiliyoruz. Yani scrap'ta kazanma şansımız var. Gayet güzel. İkinci güzelliği ise abi burada kazino koymuşlar, tamam mı? Kazino nedir abi? Türkçesi kumarhane. Şimdi burada ne yapıyoruz? Oturuyoruz böyle bu şekilde. Buradan şeyimizi oynuyoruz. Bahsimizi oynuyoruz. Ve kaç katı gelirse onu alıyoruz. Yani nasıl oluyor? Hurda basıyoruz arkadaşlar. 1, 3, 5, 10 ya da 20 hurda basabiliyoruz. Ondan sonra kazanıyoruz, kaybediyoruz. Artık ne olursa. Daha önce oynamadığım için bilmiyorum ama güzel bir sistem olmuş. Şöyle çarkın üzerinde numaralar var. Üzerinde hiç sıfır göremediğim için hiç kaybetmiyor muyuz onu bilmiyorum gerçekten. Ama hoş bir detay olmuş. Oyuncularla gelip buradan kazinoda eğlenebilirsiniz. Bir diğer güncelleme Zodiac botlar hakkında. Biliyorsunuz oyunda ahşap kayıklar vardı. Fakat oyuna artık bu Zodiac bot diye tarif edebileceğimiz işte süper hızlı tekne de diyebiliriz buna. Şişme altı tekne olan, kenarlar şişme olan, sahil güvenliğin işte komandoların onların bunların kullandığı güzel, hızlı, manevra kabiliyeti yüksek bir bot oyuna gelmiş. 4K'lık bir serverda 6 tane bulunduğu için, sadece 6 tane bulunduğu için bunu eğer bulursanız diyor çok şanslı olmalısınız diyor. Hani herkese yetecek kadar bundan yok, bunu bulmak zor olacak. Ve bunu metalle vesaireyle tamir edebilirmişsiniz. Tamir edilebilen bir botmuş. Diğer bir güzel güncelleme Compound Bow. Yani normal yayın aksine metallerle
diğer malzemelerle yapabildiğimiz bir ok, yay daha doğrusu. Şekil itibariyle gerçek günümüzdeki yaylara çok çok yaklaştığını söyleyebilirim. Bunun bir dezavantajı, ne kadar basılı tutarsanız o kadar uzağa ve o kadar hızlı atıyor. Yani diğer ok gibi seri atma şansınız yok. Ama yanlış bilmiyorsam, yani benim kulağıma gelen bilgiler doğrultusunda söylüyorum, en son güçte en hızlı şekilde atarsanız AK-47 ile eşit bir damage olduğu kulağıma geldi. Bilmiyorum, daha önce o kadar şiddetli birine vurma şansım olmadı. Birkaç tane takım değişiklikten bahsediyor. Küçük çiftçilik için update'ler gelmiş. Çiftçilikle ilgisi olanlar burada açıp okuyabilir. Çok basit bir İngilizce gerekiyor arkadaşlar. Hani anlayabilirsiniz. Küçük bataklık alanları geldi. Bandit Town dışında, yani kazino oynadığımız yer dışında, haritanın farklı yerlerinde küçük küçük bataklık alanlar, böyle sisli bataklık bitkileri, ağaçlarla dolu alanlar mevcut. İçlerinden beyaz kutu, loot olan beyaz kutudan yanlış hatırlamıyorsam buldum. Ama başka silah kutusu vesaire çıkıyor bilmiyorum. Daha çok oynayıp görmek gerekiyor. Su altı vegetation, su altındaki yeşil renklerle alakalı birkaç güncelleme yapmışlar. Onun dışında şöyle bakıyorum. Evet, Bandit Town'daki yine itemlerle alakalı aynı diğer güncellemedeki gibi mumlar, işte kapıyı döndürüp masa yapmışlar, üzerinde kumar falan oynuyorlar, kıyafetler vesaire gelmiş. Atmosfer volümleriyle, yani sesleriyle alakalı, atmosfer sesleriyle alakalı birkaç çalışmadan burada bahsediyor. Hapis Adası update'ten bahsetmiş. Linux ve Mac'teki sorunlarla alakalı birkaç bunu düzeltme mevcut. Ve burada da toparlama yapmışlar. İşte askeri rutinlerden vesaire bir şeylerle alakalı, buradan çok detay merak edenler bakabilirler. NPC'nin yapay zekası ile alakalı birkaç şey burada mevcut. Olay bu kadar. Sevgili arkadaşlar, yeni update'ler oldukça sizleri çekeceğim. Rust sezonu, yeni bir sezon çektim. Hardworld sezonu biter bitmez Rust sezonu da sizlerle beraber olacak. Her videonun altında Rust yazmanız gerek yok. Çektim, hazırladım. Yakında atacağım size. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Altyazı M.K.